Merhaba, Çift Pota'ya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün İstanbul'da Ali Yaşar Productions'ın müthiş tesislerinde sevgili Uğur Ozan Sulak'la birlikte değilim. Kendisi Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden birinde şu anda, villasında. Tatilini başlattı, daha fazla bekleyemedi. Dün akşam saatlerinde Euro 2020'nin bitmesiyle birlikte soluğu milyon dolarlık villasında aldı. Sadece villa değil. Tabii Uğur Ozan'ın kazancına yönelik ipuçları içeren bu gömlek de, özel günlerde giyilen bu gömlek de, yani kaydı kapatır kapatmaz herhalde şey yapacaksın, doğru merkeze. Henüz burada doğayı görme şansımız olmadı, dışarıyı görme şansımız olmadı. Gelir gelmez hemen işimizin başında olduğumuzu göstermek için bu yayında. Gerçek yani arabadan indik hemen kameranın karşısına geçtik. Yani seni de tabii ki bugün birebir görmeyi isterdim. Senin zaten stüdyoda olmanın tek amacı hani ben buradayım, sen İstanbul'dasın algısını net bir şekilde yayabilmek. Yani bunu evinden de yapabilirdin, arkada beyaz bir fondan da yapabilirdin ama sen stüdyoya giderek beni bu duruma düşürmeyi seçtin. Şaka yapıyorum tabii ki. Yani teknik açıdan çok daha makul ve çok daha yararlı olduğu ortada bu adımının. O yüzden yayının bekası için sen bu hamleyi yaptın. Ayrıca şu itirafta da bulunayım. Yani gerçi biliyorsun, aramızda konuşmuştuk. Yani böyle bir durum olmasa da, sadece bugün bu yayın olsa da ben buraya gelme taraftarıydım. Sadece Ali abiyi görmek için bile gelirim zaten. Fakat bunun yanında bu civarda çok yakın mesafede bulunan tabii, diğer tabii, kurumda da, o kurumun da hangisi olduğunu herkes biliyor da, diğer kurumda da bana kilitlediğim bir çekim olduğu için. Ben hiçbir şey kilitlemedim. Bir anket yaptık. Yayında kimi görmek istersiniz diye Euro 2020'de. Açık ara senin ismin ön plana çıktı. Estağfurullah. O yüzden biraz da basketbol diyelim sevgili Uğur Ozan. Diyelim. Çok da tehlikeli bir grupla gittin Bodrum'a. Bahsetmek ister misin bilmiyorum. Yok, istemem. Şimdi çünkü izin almadım o gruptan. Bu konuyla alakalı konuşmam gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Onu da bilmiyorum. İzleyicilerimiz lütfen kusura bakmasın. İzin alırsam Perşembe günü. Çünkü daha buradayız biliyorsun. Yarın zaten Perşembe sabah günü saatlerinde basına yansıyan haberlerde kimlikler belli olur diye düşünüyorum. Aynen. Bu zaten final serisindeki bir sonraki maç senin. Kimselere vermeyeceğini daha önce de söylemiştin, dördüncü maçı. Beşinci maçta da ben yurda geri dönmüş olacağım. İstanbul'a geri dönmüş olacağım. Oradan zaten mesaimize devam edeceğiz. Evet, sevgili Adam Silver başkanımızın iki maçın, yani sadece bir şey, yani iki ve üçüncü ve üç ve dördün arasına değil, dört ve beşin arasına da üç günlük ara koyması, iki gün off gün ilan etmesi bize değil, çoğul konuşmaz, size yaradı, sana yaradı. İyi tatiller diliyoruz. Diyoruz bir kez daha ve basketbola geçiyoruz. Şimdi biz 1-0'dan sonra konuşmuştuk. İşte ikinci maçı, üçüncü maçı konuşacağız. Ya şöyle, hani tabii ki sıcağı sıcağına üçüncü maçı konuşmak daha doğru olur. Daha geniş onu konuşuruz ama ikinci maçı da çok kısa özetlemek gerekirse, ilk maça göre savunmasında beklediğimiz gibi ufak bir değişiklik yaptı Milwaukee Bucks. Ama tam anlamıyla, yani değişikliği bekliyorduk. Fakat tam anlamıyla beklediğimiz değişikliği yapmadılar. Şöyle, hani ilk maçta delik deşik olduktan sonra switch savunması ve Chris Paul özellikle çok iyi işledikten sonra o savunmayı biraz daha dışarıdan yardım getirerek ortayı kapatma odaklı bir savunma yaptığını gördük Milwaukee'nin, oyunun ilk yarısında bilhassa. Şimdi böyle bir şey tabii beraberinde dış şut, ceza şutu yeme riskini, yüksek yüzdeyle ceza şutu yeme riskini de getiriyor. Fakat esasen Milwaukee'yi ikinci maçta yakan Jay Crowder'ların, Mikal Bridges'ların ceza şutları olmadı. Yani bunlardan tabii ki ceza şutu yediler ama esasen
Mesela Mikal Bridges'ın o riske edilen ya da işte rotasyonla kapatılması gereken oyuncunun dribbling üstü oyunu çok canını yaktı ve dengesini bozdu Milwaukee savunmasının. Bunun yanında Chris Paul da Devin Booker'la birlikte gerçekten çok yüksek yüzdeyle iyi oynadılar ve onlar da zaten hani savunmayı bir anlamda çöpe attılar. Chris Paul zaten bu kadar iyi şut attığında, ona Devin Booker katıldığında bir savunma kurgulamanız ve rakibin hücumunu tamamen sınırlamanız, durdurmanız pek mümkün olmuyor. Çünkü bunlar aynı zamanda iyi oyun yönlendiren, iyi de takımı yönlendirebilen isimler. Hani ikinci yarısında işin, ikinci maçın ikinci yarısında işler biraz değişmişti Milwaukee adına ama sonuçta o gün onu, o maçı çeviremediler. Üçüncü maçta ise bu defa zaten hani saha değişimi bir takım dengeleri değiştirebiliyor. Bu özellikle sırtı duvara dayanmış takıma iyi gelebiliyor. Onun bir örneğini gördük. Fakat ikinci maçta zaten çok iyi oynayan Giannis Antetokounmpo'nun yine fiziksel çok büyük bir dominasyon kurduğunu gördük. DeAndre Ayton'un faul problemine girmesi bu dominasyonun katlanarak artmasına sebep oldu. İlk iki maçta pek hücumda faktör olamayan Jrue Holiday iyi şut attı ve ağırlığını koydu. Bu tabii ki çok değerliydi. Ve bunun yanında Chris Paul'la Devin Booker bu defa çok düşük yüzdelerle oynadılar. İşte Mikal Bridges'ın o oyununu kapattı. İkincil bir silah bulmasını, Phoenix'in tehdit üretmesini engelledi Milwaukee savunması. Sadece Jay Crowder'ın yine iyi şut attığı bir günü oldu. Ama diğer problemleri Milwaukee savunmasının çözdüğünü gördük. Sen özellikle 3. maçta neleri farklı gördün, neler söyleyeceksin? Şimdi tabii iki takım açısından da belirli parametreler var ama bence esasen yani serinin ilerleyen bölümü için Phoenix'in artık ikame edemeyeceği bir problem iyice gün yüzüne çıkmış durumda. Yani Dario Saric baktığınız zaman bir NBA playoff'unda işte şampiyonluk hedefleyen bir takımda çok çok önemli bir rolde gibi gözükmeyebilir. Kağıt üzerinde baktığınızda ya da Phoenix'in hedeflerini düşündüğünüzde. Fakat mevcut durumda gerçekten alternatifsiz bir konumda Ayton ve zaten yıprandığı da bir playoff geçiriyor ister istemez. Yani kariyerinde ilk kez zaten bu seviyede belki hani Phoenix kazanırsa MVP adayı tartışmasının da içinde bir seride açıkçası. Yani çünkü normal şartlarda Phoenix'in şampiyonluğunda Chris Paul'un ya da hani Devin Booker'ın MVP ödülünü kazanmasına kesin gözüyle hani bakarsınız ama çok öyle bir durum da yok açıkçası şu anki durum itibariyle. Yani Ayton zaten kadro içerisinde çok özel bir noktada. Şimdi Saric'i Ayton'sız dakikalarda bir şekilde dahil edip yani rekabetçi kalmaya çalışıyorsunuz diyeyim. Tabii ki aynı oyuncular değiller. Tabii ki takıma verdiği şeyler çok daha farklı ama Frank Kaminsky oyuna girince yani Phoenix hani bir final takımı değil de yani playoff takımı hüviyetinden dahi uzaklaşıyor. Yani sadece box score'a bakarak bile hani şunu söyleyebilirsiniz. İşte Phoenix'in bench'ine bakıyorsunuz. Abdel Nader, Torrey Craig, Cameron Payne ve Frank Kaminsky. Cam Johnson'ı bir kenara bırakıyorum. Yani toplam 90 dakika var. 30 dakikası Cam Johnson, 60 dakika almış bu diğer 4 oyuncu. Evet. Yani Cameron Payne evet hani yukarıya çıkış trendinde olan bir oyuncu olabilir normal şartlarda final serisine kadar. Fakat o da yani bir düşüş yaşamalıydı zaten. Yani böyle devam etmezdi herkesin. Hani aklında zaten benzer bir durum bence vardır final serisi başlarken de. Cameron Payne'in bu kadar oyunu domine ettiği, bu kadar playoff'ta faktör olduğu bir final serisi kimse zaten beklemiyordur. Şimdi benchlere baktığınızda aslında Milwaukee'nin durumu daha vahim normal şartlarda. Ama Bobby Portis'in yani çok üst düzey bir oyunu var. İşte Pat Connaughton'ın özellikle Chris Middleton'ın sindiği ikinci maçta takımı oyunda tutan oyunculardan biriydi. Ve Milwaukee yani rotasyonlar uzadığında genişlediğinde dezavantaj yaşaması beklenen takım olsa da normal şartlarda şu anki gidişat açıkçası seri uzadıkça bu Phoenix'in aleyhine olacak gibi gözüküyor. Çünkü yani Saric'in herhangi bir şekilde yerinin doldurulması mümkün değil. Ve Milwaukee yani Phoenix'teki oyuncu karakterlerine karşı hani olumsuz bir şey söylemiyorum. Sadece oyuncu yapısı olarak Milwaukee'deki kadro, Jrue Holiday, işte Giannis Antetokounmpo, Portis'i buraya kesinlikle ekleyebiliriz. Hatta Brook Lopez gerçekten çok yırtıcı oyuncular. Yani Milwaukee özellikle iç saha maçlarında bence farklı bir dinamiğe çıktı bu playoff'la birlikte.
Playoff içerisinde çözüm üreten bir takım haline geldiler. Yani üçüncü maçla alakalı şunu söyleyebilirim. Phoenix'in bence savunmada yaptığı en temel hata, Chris Middleton'ın ikili oyunlarını topa çok baskı yaparak savundular. Yani iki oyuncu sürekli topun üzerindeydi ve hani Middleton zaten şutunu bulamamış bir oyuncu. Serinin ikinci maçını da konuşacak olursak işte sen girizgahını yaptın zaten. Burada Chris Middleton'ın pick and roll oynayarak biraz daha aslında maçın içine girmesine de izin verdiler. Yani Chris Middleton cezayı kesmeyi geçtim. Artık top istemiyordu. İkinci maç özelinde konuşuyorsa. Ve Middleton'a bu kadar baskı yapmaları, Jrue Holiday zaten çok iyi bir maç oynadı. O temel faktörlerden biri Milwaukee'nin galibiyetinde. Ama bence ki senle biz aynı fikirdeydik seri öncesinde. Şu an 2-1 geride olmasına rağmen Milwaukee kontrol bence Phoenix'te değil. Yani ben Katılıyorum. üçüncü maç sonunda o izlenimi aldım. Ya katılıyorum ve şöyle bir trend var. Yani serilerde zaten seri skorundan ziyade hani 3-0 gibi bir noktada değilse eğer genelde oyun trendine bakmak daha sağlıklı olabilir. İş bir yerden bir yere dönüyor mu diye. İşte mesela Utah Clippers'ta onun bir örneğini bence net bir örneğini yaşadık bu sene. Evet Phoenix 2-1 önde ama söylediğin gibi birincisi sağlıklı yani Milwaukee'nin de kadrosu çok çok geniş bir kadro değil malum. Özellikle kısa rotasyonda yaşadıkları sorunları biliyoruz. Fakat Phoenix'in kadrosu böyle daralıyorken ve Milwaukee kısalarda daralma, Phoenix front court'ta uzunlarda daralma yaşıyor. Böyle bir iki tarafı da var işin. Ve yani Milwaukee gibi fiziksel tarafını size karşı force edebilen, bunu sahaya yansıtabilen bir takıma karşı özellikle bu kadar daraldığınızda uzunlar anlamında DeAndre Ayton'un arkasında hiçbir başka uzununuz kalmamışken işte Frank Kaminski'leri falan söylediğin gibi sahaya sürmek, dakika vermek zorunda kalıyorken ve hani Frank Kaminski gibi bir oyuncuyla da ne uzun ne kısa böyle ortada kalan kimliksiz bir oyun oynamak zorunda kalıyorken o zaman seri uzadıkça evet biraz Phoenix tersine dönebilecek bir durum var gibi. İşin ekstrası yani bugünün basketbolunda en değerli şeyin biraz şut atabilmek olduğunu biliyoruz ama iki tarafta belli bir ölçüde şut atıyorsa yine hala fiziksel olmak çok daha değerli. Tabii ki olabiliyorsan ve bununla birlikte başka defekler meydana gelmiyorsa. Şimdi şu anda Milwaukee Bucks hem rakibe karşı totalde fiziksel avantaj sağlayan ve bunu sahaya yansıtan taraf. Üçüncü maçta bunu zaten net biçimde skora da yansıttı. Hem de bununla birlikte sahada uzun kalırken rakibi tarafından bu durumun cezalandırılamadığı bir takım konumunda. Bu da tabii ki ilerledikçe durum, maçlar, seri ilerledikçe ibrenin biraz Milwaukee'ye doğru dönmesini sağlayabilir. Yani şu tarafını unutmayalım. Phoenix hep adapte olabilen bir takım. Geçmiş serilerde de problem yaşadıklarında hem Lakers'a yani Denver'a karşı yaşamadılar ama Lakers ve Clippers serilerinde işler biraz ters gider gibi olduğunda bir takım problemler yolda yaşadıklarında bunu hemen halledebildiklerini, hemen ek çözümler bulabildiklerini gördük. Pekala bu seride de buna da bulabilirler. Ama diğer taraftan hani kağıt üzerindeki görüntü evet biraz daha Milwaukee'ye doğru ibrenin dönüyor olduğunu işaret edebilir. Çünkü fiziksellik özellikle bu aşamada değerli ve yani Phoenix'in o anlamda Milwaukee'ye tek yanıt şansı DeAndre Ayton kalmış gibi gözüküyor. DeAndre Ayton başlı başına evet bu playoff'ta rüştünü ispat eden ve çok değerli bir oyuncu ama tek bir oyuncu. Şu maçta olduğu gibi bir tane faul problemi ya da onun kenarda olduğu dakikalar çok belirleyici hale gelebilir. Gelmekte olduğunu da görüyoruz sanki. Ve Mike Budenholzer bu maçta kısa 5'e çok daha erken döndü. Ve açıkçası bence şu fikir daha iyi. Evet 48 dakikaya yayamazsınız zaten Yanis'in Antetokounmpo'nun 5 numarada oynadığı formatı. Fakat dönemler özellikle ilk yarıdaki süre alma bazında konuşuyorum bunu. Çoğalabilir. Yani belirli hamleleri genellikle ikinci yarıda yaparken gördük hep Mike Budenholzer. Yani kısa beşi çoğunlukla işte üçüncü çeyrek ve maç sonuna saklıyor ki genellikle koçların tercihi de zaten bu olur playoff'ta. Hani bir noktaya kadar getirelim. Kim Brook Lopez varsa Brook Lopez hani maç kafa kafaya gitsin. Sonrasında ben hani ana planımı maçın sonuna saklarım. Bunun eleştirilebilecek bir yanı yok kesinlikle. Zaten hani teamül bu diyebiliriz. Ama ilk yarı itibariyle bence Antetokounmpo'nun 5'e geçtiği o
düzen maçın enerjisini çok değiştirdi. Ve Hı. ben ilk yarıda biraz daha fazla bunu serinin ilerleyen bölümlerinde kullanabileceğini düşünüyorum Mike Budenholzer'ın. Çünkü Yanis gerçekten yetenek ya da işte fiziksellikle oyunu domine edebilişinden kimsenin bir şüphesi yoktu. Fakat liderlik ve takımı gerçekten bir süperstar olarak yani girdiği kuyudan, düştüğü kuyudan çıkarabilecek mi? Bu bir soru işaretiydi. Bence herkesin kafasındaki ya da çoğunluğun kafasındaki diyelim. Yani iki maçtaki performansı çok etkileyici. Çok etkileyici. Yani normal sezon MVP'si Apoleti elbette çok değerli bir bireysel performans ve sonucunda elde edilmiş bir Apolet. Fakat hani bunun biraz daha Yanis'te şöyle bir yansıması vardı. Yani bir normal sezon oyuncusu. Normal sezonu domine eder, iş playoff'a geldiğinde gerekli önlemler alınır ve ikinci planda kalır. Hep böyle bir artık hani bir yaftalama mı diyelim ya da bir etiket mi diyelim o vardı. Fakat gerek kaybedilen ikinci maç, gerek üçüncü maç ya çok acayip performanslar. Finaller tarihinde zaten hani böyle performansları çok nadir görürsünüz. Zaten Shaquille O'Neal'dan beri hani görülmeyen bir şey istatistik olarak da baktığınızda durum ortada. Ama yani Chris Middleton'ın, Jrue Holiday'in o ikinci maç performansından sonra Milwaukee'nin bu kadar etkileyici bir şekilde işi toparlayabilmesi bence onlar açısından serinin geri kalanı adına, demin de söyledim zaten, çok umut verici. Bakalım yani çok son noktaya yani epey uzayabilecek bir seriymiş gibi bir izlenim veriyor şu aşamada. Yani 7. maça gitmesi gerçekten pek sürpriz olmayacak bir final serisi gibi. Üçüncü maçın sonundaki hani izlenim en azından bende bu şekilde. Katılıyorum Sallandım. ve şöyle bir durum var. İlk maçtan sonra özellikle biz de mesela işte bu Chris Paul savunmasını, Chris Paul artı Devin Booker savunmasını nasıl kurgulayacak, ne gibi Milwaukee değişiklikler yapacak ya da yapması gerekiyor odaklı konuşurken, bugün 3. maçın sonu itibarıyla sohbet biraz şeye dönmüş durumda. Yani Antetokounmpo'ya karşı Phoenix ne yapabilir? O iki maçtaki performansının devamında çok da doğal bu. Yani Chris Paul'un demecini belki görmüşsündür. İşte o Antetokounmpo'ya ve benzer tipte oyunculara karşı çok böyle dillendirilen bir duvar kurmalıyız şeyi var ya, benzetmesi tabiri. O da onu tekrarlamış. Şimdi bunu tabii yapacağız demek, yapmalıyız demek başka bir şey. Sahada uygulamak, başarıyla uygulamak ve Antetokounmpo'yu bir geçen seneki Miami savunmasının olduğu gibi püskürtebilmek, Antetokounmpo'yu dominant güç olmaktan çıkarmak ve Milwaukee'nin tekerine çomak sokmak bambaşka bir şey. Ama yani anlatı da biraz ona dönecek gibi. Antetokounmpo'ya karşı, Antetokounmpo'nun bu performansına karşı Phoenix Suns neler yapacak? Onların bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Mutlaka da değiştireceklerdir. Antetokounmpo savunmasında belli başka şeyler. Demin söylediğin şey çok kritik. Yani Chris Middleton'a biraz anlamsızca fazla baskı, topa baskı yapıldı ve ondan Milwaukee bir avantaj, çok daha fazla avantaj devşirdi. Antetokounmpo'yu daha fazla devrilirken oynatmayı başardı Milwaukee Bucks. Bunları mümkün mertebe engellemeye çalışacağını düşünüyorum Milwaukee'nin. Ve tabii Antetokounmpo'ya karşı bu savunma yapılırken hep dışarıdan, kanatlardan, işte zaman zaman köşelerde boş şut verildiğini görüyoruz, biliyoruz. Milwaukee'nin şutörleri ne ölçüde ceza kesebilecek? Bu da kıymetli olacak. Yani başlarken ilk ifade ettiğim, altını çizdiğim şeylerden biri tabii Jrue Holiday'in şut performansıydı. Jrue Holiday her ne kadar rolü itibarıyla bir ceza şutörü olmasa da onun şut performansı Milwaukee'nin hücumunda o günkü performansında çok belirleyici olabiliyor. Kariyeri boyunca biraz öyle bir oyuncu oldu Jrue Holiday. Bu playoff'ta daha büyük bir mesele haline geliyor. Her gün onda 5 şut atamayabilir Jrue Holiday. Mesela bu maçın 3. periyodunda onun verdiği yanıt çok değerliydi. Tam alan savunmasıyla bir başarı elde etmiş ve diğer tarafta Cameron Johnson'ın oyunuyla Phoenix farkı kapamışken üst üste 3 tane falan üçlük attı ve Milwaukee'nin tekrar momentumu kazanmasını sağladı Jrue Holiday. Orası zaten çok aldatıcı oldu. Yani 16-0'lık seri tabii ki yani çok istisnai bir şey. Teknik açıklama yapmak doğru olmaz 16-0 gelen bir periyoda. Fakat yani Cameron Johnson'ın o iyi performansı da bence biraz aldatıcı oldu. Çünkü şimdi Frank Kaminski ile alakalı sen de söyledin yani. Şimdi baktığınızda Ayton devrilen bir uzun. Çoğunlukla sonuna kadar giden bir uzun. Şimdi Kaminski açılan bir uzun. Cam Johnson zaten uzun değil. Hani kanat, forvet neyse. O da açılıyor. Ama şimdi Kaminski'nin açılmasıyla Cam Johnson'ın açılması ve hani mobilite farkı olarak
nasıl bir fayda sağladığı ortada takıma. Fakat bu şu da değil, yani Cam Johnson uzun pozisyonunda iyi bir süreç, iyi bir sekans geçirdi diye hani bu bence serinin geri kalanında da ciddi anlamda kullanılabilecek bir şey değil Phoenix için. Esas problemlerden biri de o. Yani Cam Johnson iyi oynadı. Phoenix de orada bir momentum yakaladı. Fakat bu şey demek değil maalesef. Yani Ayton'un evet kenarda kaldığı sürelerde Cam Johnson'ı biz oraya gönül rahatlığıyla koyabiliriz ve işte rol eden uzundan ziyade farklı bir şekilde daha keskin bir şutör açılan bir uzun rolünde kullanabiliriz onu. Milwaukee buna da bence fiziksellikte çok net cevap verebilecek bir takım. Yani şutla cevap verdiler belirli bir periyotta evet ama Cam Johnson'la 5 numarada ne, ya da uzun pozisyonunda ne kadar oynayabilirsin? Özellikle NBA final serisinde hani rakipteki oyuncular malumken. Bilmiyorum yani serinin geri kalanı için ben demin dediğim şeyi yani çok tekrarlamayayım ama hakikaten sonunu görebiliriz gibi geliyor bu serinin. Yani 22 Temmuz'u görebiliriz gibi geliyor bana. Bakalım yani bu işin sonunda vezir de olmak var, rezil de olmak var biliyorsun Orkun. Şimdi seri 3-1'le Phoenix'e dönerse yani hatırlatılır tabii ki bunlar ama ben Silinir, merak etme, bunlar silinir. bakalım biz de şey tatildeydik biraz şey dikkatimiz bozuldu, konsantrasyonumuz Yol bozuldu. yorgunuyduk. Yol yorgunuyduk aynen Mazeret diyerek. bulunur, hiç merak etme sevgili Uğur Ozan. Mazeret bulunur. Ağzına sağlık. Çok güzel Senin de. özetledin. O zaman sana iyi tatiller diyelim bir kez daha buradan. Ya tatil biliyorsun hani 10 gün, 12 gün, 7 gün en azından. Yani 3-4 gün yine de ben anlıyorum tabii ki. Ya. Özellikle oradaki çok değerli abim Ali Yaşar, ki kendisi çalışanlarına da izin Sana bir verme notu var. konusunda bana bir notu var. Allah aşkına ağlamasın dedi. Şu anda kulağıma geldi. Ali abi kendi çalışanlarına da çok cömerttir izin verme konusunda. İşte sezon içindeki izinler, tatiller vesaire derken ben de gurur duyuyorum bu organizasyonun bir parçası olmaktan. Çünkü bu teknik altyapı sağlamak çok mümkün değil, çok kolay değil. Tekrar teşekkür ederim. Sen de umarım Perşembe günü daha dinç bir şekilde işte final serisinin devam ettiği bu bölümlerde biraz böyle artık benim tatilde oluşumu kenara bırakıp sadece basketbol konuşmaya gelirsin buraya. Sallanıyor masa, yıkacağım bir şeyi. Biz konuşuruz, hiç merak etme. Sabah maçı anlatacağız Perşembe. Ardından buraya geleceğiz. Gururla, gururla. Çocuklara selamlar. Ve Baş üstüne. tekrar iyi tatiller diyoruz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Perşembe tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.